Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda internet üzerinden almış olduğumuz akülü vidalamayı inceleyeceğiz. Bu akülü vidalama ile ilgili herhangi bir bilgi yok internette. Yani video görmedim, denk gelmedim. Bu makineyi kampanya ile birlikte aldım. Şöyle oldu. 320 lira gibi fiyatı vardı. Kartımda bonus vardı. O konu aldım. 30 TL, 40 TL gibi indirimde 275, yani 280 o civarlara geldi. Şimdi cihazım bu şekilde geldi. Yani kargodan bu şekilde geldi. Poşetlenmişti, jelatinlenmişti. Çıkarttım jelatinini. Bu şekilde bir ürün. Şimdi bunun içini de açacağız, bakacağız. Neler çıkacak içinden. Bu arada açmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu ürün 58 voltluk, bir 8 amperlik olduğu söyleniyor. Ancak tabii ki o fiyata o aküyü, sadece aküyü almaya kalksanız alamazsınız. İçinde bir de üstelik çift akü olduğu söyleniyor. Yani resimlerdeki gibi. Kutuyu açtığınızda zaten göreceksiniz. Bu 58 volt çıkmayacak büyük ihtimal. Cihaz zaten kontrol edeceğiz. Voltmetre ile kaç volt verdiğine bakacağız. 58 volt vermeyecek büyük ihtimal. Şöyle içinde 5 tane de uç olduğu söyleniyor. Hangi uçlar olduğunu bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Bu ürünü internette araştıracaktım, ancak dediğim gibi video çıkmadı karşıma. Ondan dolayı böyle bir video hazırlama gereği duydum. Eğer almak isteyen olursa da hem bu video görme niteliğinde, yani ne nasıl bir makine olduğunu az çok aklınızda bu kenarında bulmuş olur yani. Lafı çok uzatmadan direkt kutu açılımına geçmek istiyorum. Şu an kutuyu açmak için şurada iki tane mandala var. Bu mandaları şöyle açtığımızda direkt kapak açılıyor bu şekilde. Kutuyu açtığımızda şu şekilde bir poşetlenme söz konusu. Yani normal bir poşette geliyor. Şöyle poşetten çıkartalım. Şurada da mandrenlerimiz var. 5 adet olması lazım. Şöyle hemen bakalım. İki tane delme ucunu. Birisi ahşap, birisi beton için. Büyük ihtimal birisi beton için. Şu ahşap olması lazım. Şöyle şu şekilde 3 tane de vidalamamız için uç gönderilmiş. 2 tane yıldız, 1 tane de düz uç var. Şöyle bir adaptörümüz mevcut. Bu adaptör ne kaç ampermiş, yazıyor mu? Herhangi bir amper yazmıyor. Adaptör bu arada çok hafif. Yani inanılmaz derecede hafif bir adaptör. İnşallah hemen en ufak bir şey de arıza yapmaz. Bataryalara gelecek olursak 2 tane bataryası var demiştim. Bataryalar da hafif. Normalde pillerin ağır olması gerekir ama çok hafif bataryalar. Yani voltaj testinde, yani test ettiğimizde ne kadar geldiğini değerlerine bakacağız. Çok hafif. Ancak bu ürün ağır. Yani yalan söylemeye gerek yok. Bu ürün ağır yani. Şöyle şu şekilde ileri geri mandrenleri var. Bu şekilde iki tane tork ayarı, tork var. 1-2 olarak. Şurada üstte. Şu şekilde kademe ayarı var. 1-2-3-4-5-6-7 diye. Şurada da 3 tane kısım var. Şu kısım. Yani iki tane ayrı kısımdan oluşuyor. Şurası ayrı bölge. Burası ayrı bölge. Şu an darbeli modunda. Bu arada bu vidalama darbe özelliği de var. Yani duvar denmeye kalktığınızda duvarı çok rahatlıkla delebilecek. Tabii ki makine iyiyse. Yani makineyi şimdi test edeceğiz duvarda da. Delim gücü nasıl olduğuna. Şu şekilde aldığımızda ise, yani şuraya çevirdiğimizde şu ok işaretli olan yer. Şurada ok işareti var. Şu an ok işareti çekiç simgesinde. Şimdi ortaya alacağım burayı. Bu arada biraz zor döndüğü için bu şekilde bastırmam gerekiyor. Şuradaki simgeyi aldım şimdi. Ortadaki simgeye. Bu simge ise normal vidalama için, yani delme işlemi için. Darbesiz özelliği. Bir kere daha çevirdiğimizde işte şarj, yani şarj diyorum. Normal vidalama özelliğine geçiyor. Bu şekilde çalışma özelliğine sahip. Şurada da mandrenimiz var. Buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Ne kadar hızlı vermek istiyorsanız hız ayar diyelim öyle. Şurada ise mandrenimiz var. Şu şekilde bir mandren. Böyle çevirerek sıkma özelliği olan bir mandren. Yani darbeli matkapların bir çoğunda böyle var. Eski sistem değil yani. Yeni bir sistem. Bu şekilde sıkabiliyoruz. Şu şekilde bir tane uç gönderelim. Şöyle uç takalım bir tane. Şu şekilde ucumuzu taktığımızda, direkt şöyle sıktığımızda yerine oturuyor. Şimdi akümüze bakalım. Akülerin kaç voltaj olduğunu bilmiyorum. İşte şarja takmadım. Sizle birlikte deneyeceğim şimdi bunu. Şöyle direkt geçmeli sistem var. Tekrardan sökmek istediğimizde ise şuradan çektiğimizde direkt sökülüyor. Bu arada buraya 58 volt lityum batarya yazmışlar. Ancak inanmıyorum. Çünkü
sahte bir ürün oldu. Yani sahte demeyelim de yani bu fiyata bu kadar olur yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. Şimdi şöyle. Bunun şarjı bitik herhalde. Dur bakalım. Aynen. Bu bataryanın şarjı bitik geldi. Evet. Dakika 1, gol 1. Diğer bataryayı takalım. Evet. Bu batarya çalışıyor. Hiç daha önce şarj etmedim. Şöyle bastığımızda ise şurada ışık yanıyor. Bu ışığın özelliği ise vidalama yaparken ki sıkıntı yaşamamak için. Yani vidayı görerek sıkarsanız daha iyi olur sizin için. Bu batarya ya bozuk ya şarjı bitik. Hiç şarja takmadım. Şarja takıp deneyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Bunu şarja takmak için de şöyle uçta var. Şuradaki ucuda, yani şöyle şurada şöyle görebilirsiniz. Buraya bunu takıp bu şekilde şarj edeceğiz. Bu batarya bitik şu an büyük ihtimal. Deneyeceğiz. Hani arızalı olursa tekrardan geriye edeceğiz. Yani yapacak hiçbir şey yok yani o konuda. Bu arada takım çantasının kutusu sağlam yani. Böyle kırılacak bir plastik değil yani en ufak bir darbede. Yani sağlam plastik. Ancak dediğim gibi bataryayla aküleri beğenmedim. Zayıf yani. Ama aküyle bataryaları güçlendirirseniz eğer bayağı bir sağlam bir makine elde edeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü bu cihazın kendi ağırlığı bayağı bir ağır geldi benim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışma özelliği var. Şu an elimle güç verip bayağı bir zorluyor yani. Bayağı bir zorluyor. Herhangi bir şey yok. Mesela bastırdığımda böyle gücü bayağı bir yerinde yani. Tabii ki voltaj testine soktuğumuzda bakalım ne kadar voltaj alabileceğiz. Şu an darbeli özelliğini alacağım. Darbeli özelliğini az çok bilirsiniz yani. Duvar deldiğimizde mesela darbe özelliği açık değilse, yani şu çekiç simgesi açık değilse darbe yapmaz. Şimdi darbe özelliğini anlayacaksınız. Bakın şimdi darbe özelliğinde bastıracağım şu mandalini. Birinci adım sıkıştırıyor. Yani durduruyor makineyi. İkinci kademeye aldığımda herhangi bir durdurma yok. Şurada birinci kademeye aldığımda kesiyor. Direkt zorlamıyor yani matkap. Yani vidalama özelliğinde daha çok bu işinize yarar. Yani hem vidayı çok fazla sıkmamış olursunuz. Şöyle tekrar ikinci kademeye alıyorum. Tabii bu arada bu şuradaki ikinci kademeye alışta biraz zorlanıyor. Hani onu da söyleyeyim. Size gelecek olan da böyle olur mu bilmiyorum. Bir türlü yapamadık. Şimdi geçti. Evet, şu an oldu. Şu an geçiş yaptı. Herhangi bir zorlanma yok yani. Mesela elimle sıkıştırdığım halde zorlanma yok. Az önceki darbeleme özelliğini gösteremedim. Az önce şu simge çekiş simgesinde. Şimdi bezle yardımıyla göstereceğim. Çünkü bir yere delmediğim için şu an. Şöyle bez yardımıyla bastırarak darbeleme modunda göstereceğim size. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. Tırtırtırtı bir ses yapıyor. Bu darbe özelliği. Matkap darbe özelliğine geçmiş oluyor böyle. Şu şekilde ortaya aldığımızda ise normal vidalama şekli yani. Normal şu ortadaki simgeyi aldığımızda normal. Bak şimdi ses yapmayacak bu şekilde. Gördüğünüz gibi düz ses çıkartıyor. Düz ses çıkartıyor. Bu şekilde normale geçmiş oluyor. Ama yalnız duvar falan deleceğiniz zaman bu şekilde darbeli modu aldığınızda hiçbir zorlanma olmadan ses duyuyorsunuz. Tır 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 ses yapıyor. Bu darbeleme özelliğini aktif ediyor. Bu şekilde bir matkap. Şuradaki tork konvertörü yani bir ikinci kademe var. Genelde birinci kademe durarak çalıştırıyor. Yani matkabı zorlamıyor. Ya da şarj, yani genelde şarjlı vidalama da çok işinize yarar. Şimdi ben diğer aküyü şarj ederken bu kullandığımız aküyü söküp şimdi voltaj testine sokacağım. Cihaza bağlayacağım. Bunu da siz görmüş olacaksınız. Herkesin merak etmiş olduğu konulardan birisi bu. Bakalım gerçekten 58 volt veriyor mu? Bende multimetre olmadığı için, yani daha doğrusu vardı, arızalı olduğu için şu şekilde bir cihaz var. Bu da multimetre vazifesi görüyor. Yani voltajını ölçebileceğiz. Voltmetre kalemi. Multimetreyi en kısa zamanda bir tane alacağım. Ancak iyisinden almak istediğim için biraz daha bekleyecek bu multimetre işlemi. Şimdi şuraya eksiği değdireceğiz. Şu şekilde. Şuraya eksiği değdireceğiz. Buraya artıyı verdiğimizde, evet gördüğünüz gibi 12 volt bile vermiyor şu an. Büyük ihtimal bu akü zayıf ondan dolayı. Yani şu an 12 volt ışığı bile yakmadı. Yani şu gördüğünüz yanıp sönen ışık 6 voltu gösteren ışık.
12 voltu bile göstermiyor. Yani şu aküyü bir şarj edelim. Ondan sonra bakalım nasıl bir voltaj çıkacak meydana. Şu an fullleyeceğim. Ondan sonra da test edeceğiz. Evet, şimdi cihazımızı şarja takarken şu şekilde taktıktan sonra ışık otomatik olarak, yani şu an bağladım. Şu an aküyü şarj ediyor. Aküyü şarj ederken ise kırmızı ışığa dönüyor. Bu ışık akü şarjı bittikten sonra yeşile dönüyor. Ve ayrıca de voltaj testini de yaptım, gerçekleştirdim. 12 volt ile 24 volt arasında bir voltaj veriyor. Bu adapt, yani 58 volt vermiyor. 12 ile 24 arasında bir voltaj veriyor. Kalem 12 ile 24 volt arasını ölçmediği için böyle bir değer elde ettik. İlerleyen videolarda belki multimetreyi aldığım zaman bunu da gösteririm size. Ama dediğim gibi yani 58 volta çıkartmadı yani hiçbir zaman. Bu şarj etsem bile, full olsa bile, kullanmadığım halde bile 58 volta çıkmadı yani. İlk olarak duvarı delmeye de başlayalım. Şu şekilde atkabımızı darbeli moduna aldım, yani çekiç simgesine. Şimdi bir deneyeceğiz, test edeceğiz, bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde deliyor. Yani çok fazla böyle matkabı aşağıya doğru bastırmadığım halde sorunsuz bir şekilde yani işimizi görüyor. Zaten ben bunu bu maksatla almamıştım. Şarjlı vidalama olarak kullanmak için almıştım ama bu özelliği de olduğu için tercih ettim. Hem fiyatı da uygundu, 270 liraya geldiği için. Evet arkadaşlar, şimdi vidalama testine geçeceğim. Yani darbeli de güzel çalıştı, yani çok fena değil. Bu arada subwoofer'ı yeni kabin aldım. Kabini Leport'lu aldım. Bu Leport'lu benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bu kabinleri ne zamandır arıyordum ancak bulamamıştım. Daha sonra internette denk geldim. Denk gelince zaten kabinim yoktu. Tofaş'taki sistemini Minibus'a bağlayacağım. O yüzden bu kabini aldım. Tofaş'taki sistemini çıkarttım. Ona şu an başka işleri var arabanın. O arabanın işleriyle uğraşacağım. Ondan dolayı yarıda kaldı. Cihazların tabii ki sadece sistemi değil, kameralar falan da var Tofaş'ta. Onları da Minibus'a geçireceğim. Minibus'ta yok. Minibus'ta çok ihtiyacım oluyor. Çünkü görüş kamerası Minibus'ta şu an aktif değil. Şimdi testimize geçelim. Bu şekilde bir akıllı vida var elimizde. Bakalım herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız vidalamada. Evet, tek seferde az daha gidiyordu kabin. Evet, gördüğünüz gibi tek seferde vidayı oturttu yerine. Herhangi bir zorluk yaşamadı. Şu an darbeli modda olduğu için tıkırtı sesi yaptı. Normalde bunu darbeli modda denemeyin. Darbeli mod şu şekilde. Az önce tıkırtı yapmasının sebebi bu. Ortada ya da şarjı, yani vidalama simgesinde kullanın. Genelde bu tarz işleri yapacağınız zaman en soldaki yeri kullanın yani. Şu ok işaretiyle gösterilmiş olan yerdeki en solu alacaksınız. Ortadaki ise normal delme modu. Evet, şu an gayet de güzel. Memnunum. Full şarjda şu an. Verdiği performans gayet de güzel. Ancak tabii ki ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Yani sonuçta bir ürünün uzun ömürlüğü önemli bizim için. İlerleyen zamanlarda herhangi bir bozulma falan, arıza falan olursa bunu da sizlere iletirim. Ama şu an ben bu cihazdan memnun kaldım. Pilleri beğenmediğimi, bataryayı beğenmediğimi söyledim ama şu an herhangi bir problem yok. İki batarya da çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Ve ayrıca de pilin gücünü hissedebiliyorum yani. Pil bayağı sağlam basıyor. Hani torku yüksek yani cihazın. Evet, siz de bu ürünü almak isterseniz böyle sizin aklınızda bir köşesinde bulunsun istedim böyle bir video. Tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız, yani makine beni, işimi görüyor. Yani en çok da sistemini yaparken, yani sistemi montajlarken ve ayrıca araçta vida sökme işleriyle uğraşırken lazım oluyor. Yani kısacası amelelik işlerini bu makineye yaptırmak için aldım. İlerleyen zamanlarda belki daha da iyi cihazlara nasip olur belki. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.